Sen. Baba kol yok. Çeteye geçerler diye tahmin ediyorum. Bakalım. Evet. Şöyle yapalım. Kendimizi kaldıralım. Ve bol şanslar diliyorum arkadaşlar. Nine ekibi umarım güzel geçirdiği turnuvanın finaline de iyi başlayıp turnuvayı kazanacak diyelim. T-Side'dayız. Cydrex ve X-Flout'tan nade'ler var. Uzun çıkışı gibi flash'ını kullandı. Şimdi Cydrex'in de P250 ile uzaktan arkalayacak bir oyuncuyu bekliyor. Şu an için rakip klasik bir savunma yaptı. Çok ciddi bir değişiklik yok ama hatta 2B yapmışlar. B gelmeyi bekliyor aslında Nine ekibinin. O yüzden midi biraz daha pasif bırakıp A tarafında da araba tarafından tutacaklar. Warpinski'de armor yok. Kitle oyuncu. Şimdi uzun çıkışı için ikili smoke kullandık. Troç'u bloklayabildi mi? Hayır, bloklayamadı smoke'u. Orada bir flash pick. Troç'u tekrar çıkacak. Çıktı. Pite çok cesur hareketler ve aldı oradan headshot'ı. Bu iyi haber değil. Çünkü PX50 oyuncumuzu kaybettik ama Krax'tan, Short'tan güzel bir entry. Krax'tan ikincisi de geliyor. Krax yine çok iyi başladı maça. Bu arada Kushner midden lurkleyecek kapıya. Güzel bir headshot sonra devamını getirdi. İkinci oyuncu da gördü. Kushner'ın lurk oyunu çok önemliydi burada. O iki oyuncuyu kaçırsa retake sıkıntıya girerdi. Ama Krax'ın iki tane entry'si, Kushner'ın da lurker pozisyonunda aldığı iki tane mid kill'i Nine'a güzel bir round kazandırdı ki 4vs baş başlamıştık aslında taktiğe başlarken. Evet, Force'a gittiler. İki tane Scout var. Dikkat etmek lazım. Dust2'nin Force'ları Scout'la beraber çok can sıkıcı olabiliyor. Sprint bu arada Lover'a sızmış. Şimdi fark ettik. Hemen Smoke'la beraber Lover kapattı. Cydrex bu arada CT Smoke'unu hazırladı. Cydrex A'yı biraz fakeliyor gibi dikkat çekmeye çalışıyor ama rakip gördüğünüz gibi bir de acayip odaklandı. Sprint oradan kaçmayı başarıyor. Güzel hamle bence. Sıkışmıştı Lover'a. Oradan kill aldı. Uf. Kushner'da daha bir sürü mermi var şarjörde. B'yi açtı. Şimdi plant için B'ye gidiyoruz. Cydrex arkadan gelip Mekten'le beraber killleri almaya çalışacak. Exploit kapıya spamlıyor. Kushner bir kill daha çıkarmış. Şu an tek silah düşürdük. Kushner flash bekleyecek. Vazgeçti çünkü bomba onda. Bu arada A'dan atlayacak. Cydrex arkalayacak. Atlamış arkadan gelmiş bile. Son kanisin Warpinski'yi armor'ı yok. Ve Cydrex'in round'daki 3. kill oldu ki Mekten'le beraber de bunları aldığı için oldukça iyi bir ekonomi yapmış oldu Cydrex. Evet, midden USB'lerle bir rush gelecek mi diye baktım. Easy ilk kill aldı. Easy'ye yardım lazım. Duvardan bir flash pick denedi kendine ama olmadı. Aynı zamanda keleşi veriyor yalnız. Biraz ekonomik hasar alabiliriz. Krax çıktı. Mekten'le beraber kill'ini alıp Scout'u düşürüyor. Kushner koşup diye base'den sprint yakaladı. Synnik'te keleş var. Aslında onu bulsak çok iyi olur. T-base'de timing yapmaya çalışacak. Uf. Kafayı görür görmez iki mermiyi gönderdi. Bir silah daha kaybetmiş olduk. O ikinci kelişi aslında vermemeye çalışsak ama çok uzağız oraya. Şimdi yavaş yavaş Cydrex geliyor B tünellerden ama çok yavaş geliyor gerçekten. Şimdi Troçu aldı ikinci kelişi de. Önce T-Base'de. O keleşleri saklayacaklar gibi görünüyor. Yani full eco roundlarda USP oldukları roundda iki tane silah vermemiz rakibe çok iyi haber değil. Sıfır başladık. Güzel başladık ama ekonomik kısmına bir tık daha dikkat etmemiz lazım. Şimdi silahlara bakıyorum. Krax'ta Mekten vardı. Değiştiriyor. Evet. Riske girmedi. Şu an 4A geliyorlar. Bunu zaman zaman Nine'de deniyor. Özellikle daha uzun kontrolünü almak için. Taviz vermemek adına oradan. 4 kişi geliyorlar. Hemen A uzun kontrolünü aldılar. Nine zaten çok hızlı çıkmadı uzuna. Biraz daha pasif bir kontrollü başlangıç diyelim.
Evet, Troy'cu yakındaydı. Rakibim bu arada çok güzel bir logosu var. Ben çok beğendim. Güzel bir tasarım. Exploat uzun arkasına bombayı bıraktı. İki short çok yakın. Orada Crax'la beraber Cushioner yakınları kontrol edip biraz daha dikkat çekilmeye çalışacaklar ki rotasyon gelsin diye. Taktik sanki mid to B olacak gibi hissediyorum şu an. Biraz A tarafını karıştırıp short'u zorlayıp mid to B yapabiliriz. Çünkü henüz Echo round dışında B'yi görmedik. Belki biraz rakibin boş bıraktığını düşünebiliriz orada ama Cydrex tabii şu an B'yi fakeleyince benim mid to B hayalim yalan oldu. Çünkü zaten B tarafına çok dikkat çekti o. Uzun çıkılacak. Flash pickler. Exploat'tan ikinci flash da geldi. Pitte sadece Troach var. Elinde Keresh var. Üzerine koşacağız şimdi. Cushioner ikinci flash da geliyor. Smoke arkası saklanamadı Troach'u. Çok kolay bir enter aldık. Şimdi Cushioner CT smoke'u hazırladı. Tabi CT smoke atınca arkadaşlar tek smoke'la geçebiliyorsunuz uzundan. Ama tabi side tarafında kimse olmaması lazım onun için. Şimdi ona da short kontrolü de yok. Araba tarafından sprintten muazzam bir M4 A1'e spreyi. Easy sign 2 düşürmüş. Şimdi Cydrex'e short'tan gelecek. CT'yi gördü. Güzel bir headshot. Araba tarafında düşürürsek ki Easy onu düşürdü. Bir anda 2v0'e getiriyoruz. Yalnız 5 saniye kaldı. Plant yok. Plant yok. Neyse ki Cydrex kill'i aldı. Yani tabi Furia oradan tahmin edemez plantın olmadığını. Kaçamazdı zaten. Çünkü olaydan haberdar değil. Çok uzakta görmedi. Ama ya bir an krize girebilirdi round. Neyse ki kill alarak round'u tamamlamış olduk. Yani çok rahattık aslında uzunda. Biraz zaman harcadık geçmeye çalışırken. Tabi sprintin de arabadan çok ekstra killleri diyecektim. Easy'den güzel bir spray kontrol. Mid kapıya uzaktan. Sprint sattı orada biraz. Lower'a sızmaya çalışacaktı. Hemen round başı kolay bir enter vermiş oldu bize. Sainik bu arada killini almış short'tan. Hala pikliyor. Kuşunları cezaya kesti. Şimdi merdiven çıkışına motosunu bırakabilir. Ama flash pickle çıktılar. Çok kolay bir enter daha buluyor Cushioner. Böylece bir A bir B oyuncusu. Warpinski rampaya geçmeye çalışacak ama faması var. Hiçbir neydi yok. Yani gelen execute'ü engellemesinin imkanı yok ki. Lurker pozisyondan Cydrex Furia'yı da yakalıyor. Yani şu an Dr. Pepper yani sanki çok ciddi bir klas farkı var gibi aramızda. Ya yani ben bu kadar dağınık başlamalarını beklemiyordum. Yani hep böyle hazırlıksız yakalanıyorlar. Tek başına bir tanesi bir şey deniyor. Yardım yok, flash pick yok. Biraz enteresan oldu bana. Maç başı itibariyle. Yani Nine dikkatli ama Dr. Pepper'a çok dikkatsiz oynayan bir takım gibi. Evet, B tarafına çok hızlı geldik. Onlar yine A uzun tarafından deagle'larla A kontrolünü almaya çalışacaklar. Şimdi biz yavaş yavaş B'ye çeviriyoruz oyunu. B'de sadece Furia var. O da backside'da. Deagle ile ve flash ile duracak. Mid to B flash'ı için çıkış ve mid kontrolünü alıyoruz. Evet, gördü galiba Furia'yı. Crax'tan güzel bir spray. Uzak mesafe. CT base'de iki oyuncu var. Cushioner. Kutunun üzerine doğru aim aldı. Kafayı gördü. Headshot'ı gönderdi. Aman. Aman aman. Döner dönmez bundan arkalayan oyuncuya 2 mermi ve son kan isim Sainik olacak. O da short'tan bir tek gönderdi ama Cushioner'ın aim yanıyor bugün. Yani takımın entry oyuncusu böyle oynarsa gerçekten Nine başka bir seviyeye çıkıyor. 12-2 oldu Cushioner. Yani zaten bu takımda Easy her zaman vuran oyunculardan bir tanesi. Crax takıma oturduktan sonra her zaman vuran oyunculardan bir tanesi. Xbloat'ta her map olmasa bile takımın en çok frag alan oyuncularından bir tanesi oluyor. Yani bu noktada Cushioner'ın böyle oynaması çok fark yaratacak. Easy flash pick ile beraber kill'ini aldı. Şimdi ikinci flash gelecek. Troy'cu zorlamadı. Smoke'u bıraktı. AP alıp geri kaçacak. Evet, flash picklerle beraber Cushioner pit kontrolünü aldı. CT side'da Troy'cu var. Back side'da ise Warpinski savunma yapacak. İki tane oyuncusu Dr. Pepper'ın. Evet, CT smoke geldi Crax'tan. Yine A execute taktiği göreceğiz. Exploit Xbox çıkışı için smoke'u attı. Üzerine flash'ını molotof'unu açılan Warpinski'yi yakalıyor. Yani diyorum ya, buraları çok ciddi hatalar yapıyorlar. Buralarda Dr. Pepper.
Yani orada mesela geri çekilebilir Warp Sinski tek başına çünkü orada, ama ona rağmen öne doğru çıkmayı tercih ediyor Molotov'dan sonra. Ve Smoke'dan Vogue'la geçtik. Smoke arkası. Smoke açılırken gördü Kuşner. Kill daha alıyor. Ve 7-0'a doğru gidiyor gibiyiz. Jam time. Furia ve Sainik için. Warpinski de James Bond olarak aramızda. Furia'nın da bir James Bond'u var gibi sanki ya. Rakibin pingleri bizden daha iyi ama bizim oldukça iyi. Sanırım Almanya server diye tahmin ediyorum. Yani 50-55 ortalamamız var. Türkiye'den Avrupa çıkışı için çok iyi bir ortalama bu. Genelde çünkü zaman zaman Nine özellikle İsveç sunucusuna falan denk gelirse 80-90 pinklere kadar çıkıyor. Evet, şu an bombayla beraber kuşların 3 canı gitti. Yani bu round içerisindeki aldığımız tek hasar. İşler gayet yolunda. Arkadaşlar, turnuvanın ödülü 1000 pound demiştim. Ama 1000 pound'dan öte Nine'ın bu tarz, bu seviye bir turnuvada şampiyon olması, buna benzer diğer turnuvalarda alacağı invite'lar için bir referans olur. Yani para ödülünden daha çok alınacak derece burada. Çünkü ESL çok uyduruk bir lig değil. Tamam, belki dünyanın en iyi liglerinden bir tanesi değil ama ismi cismi olan, yıllardır yapılan turnuvalar olan bir lig. Burada alınacak bir şampiyonluk derecesi önemli bir referans olur. Evet, B'ye çok hızlı geldi oyuncularımız. Şimdi Furia Smoke arkasında. Tam gözünde patlayan bir flash oldu. Yani gördüğüm en net flashlardan bir tanesi bir insanın gözünde patlayan. Tam bembeyaz oldu, fark etmişsinizdir. Evet, Kuşner Xbox'a çıkacak şimdi. Secure sonrası bakalım round'u nerede bitireceğiz. Bomba B arkasında bırakılmış. Yani bu bize bir fake sonrası B'ye dönüş anlamına gelebilir. Kuşner'dan o köşeden bakan AWP'yi kapatacak. Güzel bir Molotov. Böylece AWP ince pikleyemiyor. Ve Kuşner Molotov arkasından çıktıktan sonra tek mermisini gönderdi Sainik'e. Mükemmel bir entry fragger performansı. Kuşner'dan maç başı itibariyle. Şimdi çıkış smoke'unu bıraktı. Pik için flash'ını kullanıyor. Hala A'yı fake'liyoruz aslında. Yani amacımız B'de bitirmekti ama çok kolay bir entry buldu Kuşner. CT'ye atladık. İki oyuncunun infosunu aldı Kuşner. İki tane CT base var. Of. Nasıl kaçırdı ya onu Furia. Crack Sidrex derken yine killleri alan taraf Nine oluyor. Ve böylece 8-0'a doğru gidiyoruz. Evet, Furia da James Bond olarak aramıza katılmış. Ona chatten bir hoş geldin gönderirim arkadaşlar. Olmaz bu iş böyle. Evet, Roach'u Double Door'dan çıktı. T-Base'e doğru silah korumak için gidecek. Spin Top Mid'de, Troach'u da T-Base'de. Hatta uzun çıkışı diyelim. Silahlarını korumaya çalışacak ikili. 8-0 T-Side'de mükemmel başlangıç. James Bond emote'u çok güzel olur. Evet, ama emote hakkım yok arkadaşlar. Emote hakkım olmam için bana abone olmanız lazım ki bu aboneliklerle beraber emote şansım artsın. Emote slotum gelsin ki ben de yeni emotlar ekleyebileyim. Evet, Xbox Smoke Kuşner'dan. Tekrar Byron'dayız. Bu kez short'tan pikleyecekler. Easy flash'tan hafif kör olarak yakaladı Sainik'i. Şimdi 2 mid 2 short yaparak aslında biraz ortayı boğmaya çalışacaktı Dr. Pepper. Ama Easy'nin bu direkt hareketlenmeyi kesen frame'den sonra Pepper tekrar normal base tuşuna doğru gidecek. İki oyuncu A'ya doğru çekilirken bir tane de backup geldi B tarafından.
Zuna smoke'larımızı, flash'larımızı kullanıyoruz. Arabayı yaktık. Arabanın boş olduğu infosunu aldık. Exploit yine short'u hareketlendiriyor. Short'a flash'ı, molotof'u derken uzundan böylece Nine ekibi rahat rahat oynayacak. Chopa, teşekkür ediyorum bu arada. Abonelik için çok sağ ol. Hoş geldin. Hoş geldin aramıza, hoş geldin. Exploit'tan yine pikleyen short oyuncusu Sprint'e kolay bir headshot. Uzun geçiş smoke'larını kullanıyoruz. İki smoke. İçinden walk'la geçti zaten Kushner. Ve güzel bir spray kontrol. Yani ders olarak spray kontrolü nasıl yapılır gösterdi uzak mesafe. Xvat diğer oyuncuyu duyuyor. Headshot'ı gönderdi. Tabi zıpladığı için zıplama cross'u biraz dağıtır. Fury'yi vuramadı. Ama sıkışmış durumda. Cracks geldi, yakaladı. Yine 4 oyuncu birden yaşayarak round'u kapatıyoruz. Yani bilmiyorum, Dr. Pepper'ın kura mı kolaymış? Yoksa turnuvadaki zaten aslında maksimum takımlar bu kadar mı iyi oynuyordu bilmiyorum ama yani muazzam bir Dust2 başlangıcı. Dust2'yi hem onlar seçtiler hem de CitySide'de başladılar. Ona rağmen şu an 9-0. Evet, Warpist gibi orada haritanın diğer tarafında bir tek göndermiş. Onda maçtaki ilk frame acaba? Evet, 1'e 10 oldu. Kuşner'dan paket servis. Servis konuşamadım. İki oyuncuyu düşürüp B tarafını açacak. Backside'deki oyuncuyu gördük. Kuşner oraya cross koydu. Çok güzel bir flick. Neredeyse bir AWP'ci flick'i. Ve 4'e 2. Troll ile beraber Sainik. İki oyuncunun da yerini öğrendik Sidrex düşerken. Troll'cu son kalan isim. Okey, hiç saklayabilir mi? Saklayabilir ama T-Base'de evet. X-Lot vardı. Şimdi tabii Troll'cunun midde kill aldığını görünce acaba gelir mi, oynar mı diye tekrar V-Troll'e geldi. Yoksa kovalayacaktı. Kuşner popuklarından kafayla kırışık. Kapıyla kırışık. 10-0. Evet, Warpinski 1'e 10. Fury'e 1'e 9. Yani bu seviyelerde böyle efektlerle arkadaşlar oynayamazsınız tabii. Yani Sainik 5 kill, bu arada Sprint 4, Troçu 4. Yani hepsini topladık mı hani Kuşner'ı 1 frag'de geçiyorlar tüm takım. Kuşner hatta şu an tekrar beraberliği yakaladı bu frag'le beraber. Dr. Pepper vs. Kuşner. Furia B side'de arkada. İlk kill'i alıyor balkondan. İkinci mermiyi kaçırdı. Çok kolay bir vuruş. Krax cezaya kesti. Şimdi Troçu arkalayacak. Sidrex'i buluyor ama 3vs3. B'ye bombayı kuracağız. Avantaj bizde. Şimdi flash'ımız da var. Krax güzel bir flash atarsa Kuşner pikler. Ama denemeyeceğiz galiba. Şu an flash istiyor aslında Kuşner ama hayır. Gerek kalmadı. Çıktı, freni aldı. Şimdi flash bekliyor. Artık şu flash'ı atalım çocuğa ama Allah'ım, o nasıl bir spray. Yani Troçu bir sprey yaptı. Yemin ediyorum mermi kafama geldi benim. Yani öyle bir sprey yok. Evet, half buy var. Easy kapıya bakmaya devam ediyor. Warpinski kaşındı. Yani iki tane mermi yedi artık. Bir wallbang, bir tane de smoke arkası. Sprint. Sprint'i attı. Nasıl? Ha, espri? Caster esprileri bunlar. Bunları yazın bir yere. Uzundan geçiyoruz smoke'larla beraber. Arkada kaldı biraz easy. O da şimdi uzun tarafına gelecek hemen. Double'lara doğru yerleşti. Uzunu çekleyecek arkadan. Yakında iki oyuncu var. Kolay bir vuruş oldu. Diğer 3 oyuncu short'ta. Dr. Pepper'da. Smoke arkası bir boost deneyecekler. Sight'ı görmek için ama kamera Troçu'yu gösteriyor. Niyeyse. Heh, şimdi Speed. Sight içerisinde kolay bir vuruş yaptı. Şimdi Easy flash'ını kullanacak. Sight'ta bir oyuncu var. Ama onu vurduk. Son gelen oyuncuyu da Easy düşürdü. Çok zor olmadı yine. 12-0. Penaltı sıfırımız yok mu ya?
Başka maça mı girdik acaba? Hocam şurada bir pozisyon var birebirlik. O kadar yani. Sprint ayarlıyor böyle Crusader'a. Orada bir karartı görüyorum. Acaba düşman mı? Biraz CT'si mi o? Cydrex'ten yine. Bu kez B'ye gireceğiz ama onlar da çift B yapmışlar. Hiç mid bilgisi yok galiba bizde şu an. Neyse ikinci oyuncuları Furia dönüyor yavaş yavaş mid'e doğru. Sprint'ten backside'da kolay bir AP savunması flash gelmeden çıktığımız için maalesef yakalandı kuşunur. Şimdi backside'da sıkıştı yalnız. Warpiski bu arada mid'den bir kill almış. Araba tarafından trade var ve 3'e 2 pozisyon B'ye giriş yapıyoruz. Arkadan Troche çok hızlı geldi yalnız. Izzy yakın mesafede kaldı. Izzy kill'ini almış yalnız. Şimdi Warpiski ve Sainik kapıda. Olmadı bu iş. Hiç infomuz yokken kapıya sızmaya çalıştı X-Float. Ve son kill'de Warpiski geliyor. Böylece 12-1. Yani çok düz girdik. Şimdi önceki roundlarda ne yapmıştık? Haritayı bir şekilde karıştırmıştık biraz. İşte uzun tarafını karıştırdık. Ortayı karıştırdık. Bu da direkt dümdüz B'ye girince... Vallahi hiç zehirli mehli değil ok. Mide hiç bakmadan dümdüz B'ye girdik hocam. Geçelim bunları. Bunları geçelim. Yenildik. Anlık. Bir de flash pick. Kushner lower'dan short'u çekledi. Kapıya doğru bir flash. Bir daha AP var. Onu galiba gördü Kushner. Evet gördüğü için biraz daha safe bir şekilde yerleşmeye çalışacak. Ama tabii Xbox'ı kafaya çıkaramıyoruz şu an. Taplikten Easy'yi bekledik. Easy geldi ama yanıyoruz. Fuat abi. Tekrar bir flash geliyor Warpist'den. Kör etti ama kill alamadı. Şimdi Aiden'i kullanacak. Biz Warpiski'yi izliyoruz. Şu an dehşetle izliyorum ben. Evet, all speed yapacağız. Bombayı T-Base'den X-Float şimdi alacak. Uzunda tek oyuncuları var. O da MP9'lı. Kuşunur'dan çıkış smoke geldi yine. Bir de CT smoke, Cydrex'den. Side flash'ı gelecek. Ve execute başlıyor. 3-2 split şeklinde yapacağız. Sprint. Smoke arkası. Yakın mesafe kör olmasına rağmen 2 tane kill aldı. Easy. Uzunda çıkar çıkmaz bir headshot. Ama Sainik'ten hemen trade. Ve Cydrex'in de yeri belli. Short tarafından çünkü gelip ortalığı biraz karıştırmıştı. ...30 canı var, 15 saniyesi var. Belki biraz ekonomik hasar vermeye çalışabilir. Çünkü round olamayacağını biliyoruz. Ama zaten oradan uzaklaşan Dr. Pepper'ı da gördük. Skor şimdi 12-2 olacak. Ki Cydrex son saniye basketiyle sunucuya veda etti. Hani benim yüzümdendi? Hani? Hani benim yüzümdendi? Ha bu da mı benim yüzümden? Hadi bakalım. Evet çift AP devam edecekler. Warpiski midde oynayacak. Sainik de A savunmasında. Sprint şimdi double door içerisine girdi. Kolay vuruş. Cross koyduğumuz yerden öldük. Yine alt taktiği yapacağız. Sainik bu kez short köşesinde. Oraya flash pick ama hiç kör olmadı Sainik. Şimdi mesela oralarda motofla falan çıkıyorduk. Bak bu round çıkmadık. Bunlar ufak ufak da olsa hatalar. Yani her round motof attık. Orada kimse yoktu. Bir kez atmadık adam var. Şimdi iki oyuncu kaybettik round başı. 2-1 split yapacağız. A'ya doğru yine. Uzun tarafında Krax var. İki oyuncumuz da short'tan girecek.
Saat içerisinde Molotov'u bıraktı Cynic. Oraya direkt smoke geldi. CT atladı bu arada Cydrex. Sundaki oyuncuyu görecek mi? Gördü. Headshot'ı gönderdi. Saat içerisinde Cynic yalnız hala orada. Hatta yanında Sprint de var. Biz ne izliyoruz ya şu an? Evet 12-3. 12-0 başlangıçtan sonra üst üste biraz dikkatsizlikle beraber verdiğimiz 3 round. Tabii T-Side'de alınan 12 round her türlü başarılı. O yüzden ilk roundu alıp çok fazla uğraştırmadan haritayı bitirmeye çalışacağız. Bir pause var bu arada. Tek tek pause olabilir. Biz aldık. Şöyle pinklere de bakayım. Belki pingi çıkan vardır ama yok. Evet tekrar açtık pause'u. Ve maça geçiş yapıyoruz. Dr. Pepper'da Warpinski'nin smoke'la çift flash'ı var. B'ye doğru yöneldiler ama sanki direkt bir B execute göreceğiz gibi. Ama hayır, Warpinski A tarafına gidiyor. Mid rush yaptık 5 oyuncuyla beraber. 3 mid geliyoruz, 2 lower geliyoruz. Info'yu aldılar. Sprint ilk kill'i aldı. İkinciyi beklemeyebilir. Ne yapıyoruz? İzdeki gönderdi. B'ye plant var. Arkalayan Cushioner'ı frag'le buluşturamadık. Sprint Cushioner'ı buldu. 4'e 2 pozisyon. Evet, immort taktikleri yapalım olmadı ya. Beretteleri alıp koşalım falan B'ye. Skora gider yani şu an. Evet, armorlarımız var. Cydrex ise easy'de onları korumaya çalışabiliriz. Ve skor 12-4 olacak. Evet, Force'a gideceğiz diye tahmin ediyorum. Easy direkt scout'unu çekmiş zaten. 4 tane de Deagle'ımız olacak. Aslında armor'larımız da olduğu için çok kötü değil durum ama biraz yakın fight'ları bulmamız lazım. Onlar direkt B koşuyorlar. B tarafında sadece backside'de Krax var. Elinde Deagle. Çok güzel tekleri vardı 2 gündür turnuvada ama pozisyonu biraz zor tek atmak için. Ve Troj da uçarak zıplayarak gelip entesini alıyor. Üff. Sen neymişsin be Cynic? Bu anı mı bekliyordun? Evet, B plant var. Oyuncağımızın armor'ını koruması lehimize olacak ve 12-5. 5-0'lık serisi devam ediyor rakibin. Yani biz 12-0'la başlamıştık. Onlar da şu an hem ilk yarının sonu hem de ikinci yarının başıyla 5-0'ı bulmuş oldular. Evet, bayram da yapamayacağız şimdi. Force sonrası biraz ekonomi cacık şu an. Yani hep böyle ya silah kaçırıyoruz ya armor kaçırıyoruz. Full bayrant için beklememiz gerekecek. Bir kez uzun çıkıyorlar hızlıca. Flash'larını smoke'larını kullandılar. Sprint döne döne meydana gibi atlayacak şimdi. Pit'e. Evet, aslında A'da stack yapıyoruz bu arada. Short'tan pikleyen Cydrex var. Hem lower'ı hem top mid'i çekliyor. 3 tane side oyuncumuz var ki easy. Kelly vurdu galiba. Kelly olanın kafayı görür görmez oradan yapıştırdı headshot'ı. Bir tane de Cydrex gönderiyor. 2 mermi 2 headshot. Round'a güzel başlangıç. Cynic de teki gönderdi. Şu an server'da kalite kokuyor, kalite. Frag'ler kalite kokuyor. Herkes bir mermi. İzden bir headshot daha gelir mi diye bakıyorum scout'la. Olmadı body shot.
Bu da olur. Kurşunların yeri çok iyi. Smoke arkası bakalım bekleyecek mi? Onlar mı çıkacaklar? Smoke geçmesini bekleyebilirler. Kurşunları bir tane göndermiş. Sainik'ten trade geldi. Easy kafalardan vurmaya devam ediyor. Bunu teklediğini söyleyecektir diye tahmin ediyorum. Üf, kafası açıldı. Krax'ın hemen oradan uzaklaşıyor olay yerinden. Xbot hala City Side'da. Sesleri duydu şimdi Side tarafına geçtiğini. Warpinskin'den ama Warpinskin'in C4'ü yok diyecektim ki. Zaten Xbot'tan bir body shot yetti. Ama o keleşi almaya boyu yetmedi. Ve güzel bir ekoran çalıyoruz. Ama tabii Easy'nin yani 2,5 kili önemliydi orada. Scout da beraber çok iş yaptı. Evet, uzun kontrol için Easy şimdi flashları aldı. Çıkacak ilk oyuncuyu vurdu. Fury'yi düşürdü. Hemen geri kaçacak. Arabada saklanan X-Float var. Easy ise City Side'dan üstüne çekmeye çalışabilir. Hayır, Side'e kadar geçti hatta. Push gelmeyince rahat rahat Single Box arkasına kadar geçti. Hatta Yasin de oradan kaçıyor şimdi. Alınan kolay bir frag sonrası da klasik bir A tutuşa geçmiş olduk. Evet, bu arada GoTV bugün harika. Sprint Explode'u düşürmüş. Easy'den yine uzun savunmasında önemli bir kill. Bu işin de top mid'i gördü. Dikkat etmesi lazım. Kapı arkasında bir çakal var. Ama yer mandolu çocuğu yemedi. Hayır, şu an Pepper'ın 3 oyuncusu mantıklı bir hareketle B'ye yöneliyor. Küçük site'e girmeye çalışacaklar. Yalnız bu arada Lover'a sızmak üzere kuşunur. Aynen de öyle olacak. Ben size onu açmak istiyorum. Bir gerilim filmi edasıyla. Smoke'ları ayarladılar. İkili direkt aldı kuşunur. Beklemedi. O yüzden Warpinski geriye dönüyor ama Krax da site'deki oyuncuyu vurmuş. Uf. Güzel bir shot Warpinski'den. Arabayı beklemeyecektir. Çünkü zaten oo, ama ses yaptı Cydrex yalnız. Cydrex ses yapınca Warpinski'nin aklı çıktı. Şöyle bir nereden geldi ya bu ses? Diye arkasına döndü. Enteresan. O Lover gibi duydu o sesi herhalde. Ve 14-5. Evet, Force var. Dr. Pepper'da 14'ü bulduğumuz için 3 Tech 9, 2 tane Deagle'la hemen bir de yaklaştılar. Flash pick geldi, sprint. Yakın mesafe teki gönderiyor tabii Cydrex'e. Silahını da aldı. Şimdi mid to B yapacaklar ama bizim hala 2 oyuncumuz var B'de. Yani mid to B için en iyi şansımız diyecektim ki vazgeçiyorlar. Mid alınan frag sonrası oyunu A'ya çevirecekler gibi. Şu an 5 tane short görüyorum. City Smoke'u kullandı. Troy'cu flash picklerle beraber A'ya doğru akın var. City atladı bir oyuncu. Onu gördü. Kuşunur X Vault'ta bir kill çıkarmış site'dan. Backup'tan çok iyi geldi Kuşunur. Vurmaya devam ediyor. Son klan ise Furia ki. Kuşunur'dan mükemmel bir backup savunması. City site'dan 4 kill aldı ki şu an 27. kill oldu. 27'ye 11 oynuyor. Yani son dönemde Kuşunur'un gördüğüm en iyi performansı olabilir. Evet, 15-10, 10 tane maç puanımız var. Turnuva finalinde şampiyonluk için ilk haritayı kazanmak üzereyiz. Sprint bu arada flashlarla pite kadar atladı. Easy bir kill çıkarmış bile. Sonic'ten trade var. Explode hala uzunda. Yalnız short'tan girecekler. Dikkat etmesi lazım. Explode'un arada kalacak. Şimdi kaçıyor. Short'tan gelen oyuncuyu bulabilecek mi? Uzun geldi. Çok kötü. Arada kaldı Yasin. Unlucky. Yani hızlı oynayınca biraz rakip şaşırdık ve yardımlaşamadık. Bir uzun iki shortla beraber de Dr. Pepper A'ya plant yapacak. Plant uzuna çok cesur bir plant aslında ama kimse yok tabi City Side'da, onun da verdiği bir şans oldu. Sainik'in cross'undan çıktı Krax. Pini aldı. Side'deki oyuncuya güzel de bir granit gönderiyor. Buradaki oyuncu, default'taki oyuncu Krax'tan mükemmel bir spray kontrol. Yani arabaya sıkmaya başlamıştı. Side'dan mermi gelince oraya doğru döndürüp headshot'a gönderiyor ve
Yine Kushner'dan bir kill var, kritik. 16-5'te çok iyi bir ilk harita sonucuyla da kazanmış oldu. Seriye güzel bir başlangıç. En iyi 3 harita üzerinden oynanacak final için. Güzel. Güzel.